Metabolik TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı, sevgili Bülent Sertaş. Hoş geldin abicim. Yankı hoş bulduk kardeşim. Hayırdır diyor. Ya bilmiyorum hocam diyorum. Biliyorum. Ya hara gel sen dün beni yendin ama masa tenisinde diyor. Bugün ben seni yenerim. Tabii iki tokat müdüre hemen. Vallahi anlamıyorum. Şu dudaklarını kapat Bülent abi. Tütükçülü. aslında Şarapova'yı hiç beğenmiyorum. 1.88 kadın mı olur? Topuklu giyse 2 metre öpmek istesem öpemem demişsin. Doğru mu? Evet. Adım odalara kendimi yaşadım. Üzlü zamansız yüreğim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Metabolik TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı, söz yazarı, oyuncu, sporcu, tenisçi, basketbolcu, benim sevgili abim, futbolcu. Sayayım mı abi daha? Yok yeter. Sevgili Bülent Sertaş. Hoş geldin abicim. Yankı hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? Vallahi zımba gibi. Harika. Her şey. Bu arada Türk halk müziği sanatçısı dedim ama senin yolunun başlangıcı öyle olduğu için söylüyorum. Geldiğin noktada bütün popçuları utandırıyorsun abi. ben bir popçu olarak kendimden utanıyorum. Estağfurullah. Bodrumlar, estağfurullah. Çeşmeler, geleceğiz konulara. Türk ya. Pop müziğinin de sevilen sanatçısın artık yani. Ya çok teşekkür ederim bu kelimeleri bana yakıştırdığın için öncelikle. Ya müziğin evrensel olduğunu biliyorum. Aynen. Yani ben bir sanatçının bu türkücü, bu popçu bu falan ya genel anlamda bir sanatçı kelimesi bence daha yakışık olur, evet. Bilmiyorum ya. Ama ben şimdi baktım mesela dün akşam senin için çalışıyorum. Aldım kağıt kalem işte bu notları hazırlıyorum falan. Wikipedia seni Türk halk müziği sanatçısı olarak yazmış. Evet. Ama son yaptığın şarkılara bakıyorum. Bütün pop dünyası, bütün plajlar, bütün kulüpler. Bayağı sendeyiz yani. Şimdi zaten nasip olursa bu yeni geleceğimiz, çıkaracağımız klipte inşallah yine gece kulüplerinde, pop dünyasına hizmet eden diyorsun. Pop dünyasında, diskolarda inşallah bangır bangır böyle. Ne zaman abi? Ya işte zaman bulabilsem çekeceğim. He. Zaman bulamıyorum. Maşallah, maşallah. Çünkü yoğunluktan diyorsun konser hayatında. İnşallah ondan harika. Zaman bulup çekeceğim. Abi müsaadenle şu anda olduğumuz mekanla ilgili bir iki bir şey söylemek tabii istiyorum. Biz şu anda İstanbul Özel Etiler Hastanesi bekleme salonundayız. İstanbul Özel Atiller Hastanesi Profesör Doktor Alper Çelik önderliğinde hizmet veren bir hastane. Ve bütün hastalık dallarına hizmet vermesine rağmen en çok tip 2 diyabetli yani şeker hastaları insanlara. Şeker hastaları. Aynen. Evet. Cerrahi yöntemlerle tedavi şansı tanıyan bir hastane. Hı hı. Bizim de destekçimiz sevgili Doktor Profesör Alper Çelik. Hatta şöyle bir şey var. Bugün bu programı izleyen senin fanlarından Metabolik TV'ye abone olup altına yorum yapıp 3 arkadaşını mentionlayan fanlarından bir tanesine de aradan çekiliş yapıp bir şeker check-up'ı hediye edeceğiz. Önümüzdeki programda da ismini açıklayacağız. Tamam. Artık herhalde insanlar kaçırmaz bunu. İnşallah. Vallahi. İnşallah. Çünkü benim yani tabii yaşantımızdan da var, ailemizde de var. Var mı şeker abi? Yok bizde şeker yok da ama yakın çevrede var. Çok, gerçekten çok Türkiye'de zor. 7 milyon şeker hastası var. Çok büyük rakam. Dikkat etmek lazım. Aynen. Bunun için onların da dikkatle bunu izleyip abone olacaklarını da tahmin edebiliyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Ama senin hayatında spor 10 numara. Her şey harika. Yani bu kadar spor yapıp kilo veremeyen herhalde tek benimdir. Ama kilonun bu kadar yakıştığı tek insan da sensin abi. Nasıl olacak yani? İşte onun eksiğini, bunun şeyliği birbirine tamamlıyor. Abi, bunu çok samimi duygularla söylüyorum bu arada. Sağ olasın, yani, valla teşekkür ederim. Bu arada ben sevgili arkadaşlar, her sabah 7.30-8 gibi spor salonuna gittiğimde Bülent abi koşu bandında görürüm. Evet. Aynı spor salonuna gidiyoruz. Mutlaka oradadır. Hiç sporunu ihmal etmez. Ya, ihmal etmem. Çünkü ya özellikle bir gün akşam mesela önce fazla kaçırdıysam yemeği, o gün bir yarım saat daha uzatıyorum. Onun bilincindeyim yani. Dengeliyorsunuz. Dengeliyorum. Harika abi. Dengeliyorum. Peki bu abi spordan girdik. Ben hemen bu tenisi bana sevdiren diyecek diye bir başlayan açıklaman var. Çünkü bu tenis muhabbeti senin hayatında artık bir merkezleşti yani hani. Ya, bayağı üzerine geldi basın bu anlamda. Bir kere izlemesi çok güzel.
Evet, ben ama oradan önce şeye gelmek istiyorum. Evet. Tenisi bana Şarapova sevdirdi diye bir açıklaman var. Evet, doğru. Doğru mu? Doğru. Orada sevdirmediği kimse ya, yok, o ayrı. Benim masaya şey tenisi olan sevgim, kendim masa tenisi iyi oynuyorum. Mesela liseler arasında Elazığ'da birinciliğim var. Ha. Tabii genel klasman Türkiye beşincisini yendim. Abi niye oynamıyoruz biz bunu? Harp okulları arası Türkiye birincisini yendim ben. Ne diyorsun? Lise dönem 80'li yıllarda tabii. Yani çok fenaydım. Ben lise sonunda derse girdiğimi pek bilmem. Biz de yani. Yani kapı çalıyor. Nöbetçi öğrenci geliyor. Hocam, müdür bey Bülent Serttaş'ı çağırıyor. Hayırdır diyor. Ya bilmiyorum hocam diyorum. Bir diyorum ya hele gel sen dün beni yendin ama masa tenisinde diyor. Bugün ben seni yenerim. Tabii iki tokat. Müdür hemen masa tenisi bir yo yo. Bugün ben seni yenerim de bugün bileğim ağrıyor. Yemin ediyorum yani okul boyunca yenemedi beni. Ya bileği ağrıyor, ya ayağı ağrıyor, ya başı ağrıyor. Hocadan bahsediyoruz değil mi? Okul müdürü. Okul müdürü. Peki okul müdürü de, şimdi benim de hayatımda şöyle bir şey var. Ben de bayağı hocalarımla tenis falan oynardım. Bunun faydasını çok gördüm. Sana bir faydası oldu mu abi? Oldu şöyle. Zaten dedim hocam hep en iyi derslerden alıyorsunuz beni. Matematik, fizik, kimya. Ya boş ver dedi geçen sene. Evet, ama ben, şöyle bir ben şey. Ben de tam bundan bahsediyorum. Evet, şöyle bir şey vardı. Zaten yapı olarak da biraz cüsseli olduğum için hoca beni artık stajyer öğretmen gibi kullanıyordu lise 3'te. Eğer öğretmen o gün gelmediyse, hastaysa mesela boş derslere beni gönderirdi. Bayağı yediriyordun sen millete yani. Tabii canım. Bir de şimdi okulun abisiyim abi. Maşallah cüsse yerinde. En boylu poslu o zaman. Bir de sürekli müdürle görüyorlar zaten. Tabii. Harika. Ondan sonra gerçekten arkadaşlar da hep saygılarını, şeyleri gösteriyordu. Ama işletiyordum dersi yani. Yani senin aslında masa tenisiyle başladı tenis sevdan. Sonra bu Şarapova mevzusuyla beraber de hani kadına olan beğenin mi yoksa tenisle kadını mı meçhettin? Nasıl oldu? Şarapova'nın yanlışı tenisçi olması. Yani, ne olmalıydı sence? Yani manken olsun, gitsin sinema artisti olsun. Masa tenisi oldu, masa tenisinde de işte böyle... Abi yalnız şöyle bir şey var. Evet. Şimdi kadın hem tenisten hem mankenlikten para kazanıyor biliyorsun. Mesela ben biliyorsun ben de tenise çok meraklı bir adamım. Bayağı profesyonel oynuyorum. Evet. Her gün 2 saat. Biliyorum canım onu biliyorum. Şöyle bir şey var. Dünyada en çok kazanan ikinci tenisçi Şarapova. Şarapova. Ama... bayanlarda değil ama. Bayanlar erkekler dahil. Hem bayanlar erkekler. Hem bayanlar hem erkekler. Onu söyleyeceğim. Bir Federer, iki Şarapova. Çünkü ve bir Şarapova'dır. Bayanlarda. Bayanlarda açık ara. Evet. Ve şöyle bir şey var abi. Gelirinin %10'u bile tenisten değil. Değil. Full reklamlardan. Yani kadın o kadar güzel ki ne kadar reklam şirketi varsa hepsi peşinde. Abi zaten o güzelliği gördük. Bir de televizyonlardan da görüyoruz zaten. Şimdi hanım bana... ben oraya bağlayacağım abi. Hanım ne diyor bu işe? Zaten buradaki Şarapova ve bizim Çağla Büyük Akçay maçına bileti hanım almış. Evet. Hani kızmıyor. Benim... Yok olur mu canım? Tenisi sevdiğimi biliyor. Şarapova'ya olan yani hani onun maçlarını izlediğimi de biliyor. Demiş ki doğum günü adamı bu hafta bizim beyefendinin yani anamın ağzından söylüyorum. Dur ona bir maç bileti alayım. Çocuklarını alsın gitsin. Harika. Abi tamam maç bileti alınır gidilir ama tam Şarapova'nın arkasına mı alınır yani? İşte abi adam seviyor mu? Adam işte, en yakından izlesin demiş işte. 10 bin kişilik de herhalde Sinan Erdem spor salonu. 10 bin kişilik yani 10 bin kişinin içinde geldi. Benim önüm oturdu abi. Şarapova geldi. Sen de selfie yapıştırmışsın. ondan sonra basın yazmasın hadi. Ya ama şunu gerçekten söylemek istiyorum. Ya profesyonel olmak apayrı bir şey. Mesela 11 yaşındaki oğlum Maria dedi. Foto dedi. Ondan sonra yemin ediyorum döndü. Bir dakika sonra dedi. Hı-hı. Ya o çocuğu bile kırmadı ve geldi orada ilk o kadar salonu çekip benim çocuğumla resim çekti. Abi çok yani kusura yani, bakma da sen Türkiye'de çok sevilen, çok önemli bir adamsın. Kimseyi kırıyor musun abi yok. Sen? Biraz önce kırmadığına ben kendi gözümle şahit oldum. Eyvallah. İşte senin profesyonelliğin onda bir onda varsa ne güzel. Şöyle işte. Söyleyeyim. Yani bizim buradaki sporcularla veya o profesyonelliğe geçinen hı-hı. insanlarla karşılaştırdığın zaman veya yan yana koyduğun zaman hadi canım diyorsun. Yani profesyonel o. Evet. Yani dünya sıtarı abi. Şey, yolda bilemez. Evet. Bir dakika dedi. Yani dönüp bakmaya da bilirdi. Aman da diyebilirdi. Yok ki yani. Görüyoruz buralarda. Mesela klip için ben Leonardo DiCaprio'nun sevgilisini getirdim. Kendi klibimde oynamak için. Evet. Miss Kosova güzeli kız.
İşte hangi sevgilisin abi? 600 tane var. Valla herhalde o zaman geldiğinde en sonuncuydu. Victoria's Secret'a onun sevgilisi olmadan almıyorlar, şöyle diyorlar. Doğrudur. Zaten Miss Kosova güzel 2011. Kıza soru sordular. İşte Leonardo nerede falan filan. Cevap şu. Arkadaşlar dedi. Ben burada başka bir star için geldim buraya dedi. Vay. O başka bir dava ama ben bugünkü işimle ilgili bana sorun dedi. Yemin ediyorum dedim böyle alam şurada şurayı yaram içine koyayım. Yemin ediyorum ya. Abi, i̇şte profesyonel yani, bu. Tabii. Yani, çok haklısın. Ben başka bir starın yanındayım. Onunla ilgili lütfen bana doğru sorun. Bu arada. Orayla ilgili soru sorun. Harika. Sorun. Ne güzel abi. Profesyonellik bu. Onun için teniste de sen daha iyi biliyorsun ki çok da iyi oynadığını biliyorum. Ne yaparsan yap, en iyisini yap. Aynen. En iyisini yap. Aynen. Yani sonuç itibariyle yenge destekçin hiç de kızmıyor. Hiç kesinlikle. Süper. Harikaymış. Peki abi ben birkaç tane yerde denk geldim. Evliliğine milat demişsin. Evet. Yani evlilik senin için bu kadar özel mi, bu kadar değiştirdi mi seni? Ki benim de evliliğim benim için milattı. Şöyle, benim hayatımda birçok şeyi değiştirmiştir. Senin için de bu kadar mı özel? Bütün hayatın komple, bütün sen değiştin mi yani evlendikten sonra? Çok söylemişsin çünkü bunu. Hep de söylüyorum. 37 yaşında evlendim Yankı. Ama ben de 36. O yaşa kadar hep beni korkuttular. Beni sakın evlenme. Sakın evlenme. Hayran kitlen gider. Sevenlerin... Ama öyleydi abi eskiden. Abi yok öyle bir şey. Şimdi yok. O zamanlar öyleydi. Ama yok. O zaman da yokmuş. Hayır yoktu da moda oydu. Ya bakın evli sanatçılara bak ama. Tabii. Hepsi bir numaraydı. İbrahim Tatlıses'in de evlenmedi mi? Yani. Yine imparator oldu. Aynen. Ya ben evlendim. Ondan sonra cevap benim yemin ediyorum birse 110 oldu belki. 111 oldu hayran kitlem. Evet. Ve beni takdir ettim. Daha güzel yaşamaya başladım. Daha canım. Düzgün yaşamaya başladım. Evlilik insanı o güne hayatına... kadar da yine düzgün yaşadım. Ama evlilik bambaşka. Daha bir hale yola sokuyor tabii insanı. Canım. Bir huzur geliyor. Ya sorumluluk artıyor. Artık daha şimdi akıl akıldan üstündür derler ya. Evet. Şimdi en basit örneği işte Şarapova'ya bilet alması veya tesadüf hadi şuraya gidiyoruz demesi veya orada gidip bir başka insanlarla karşılaşıp işte iş teklifi, reklam teklifi bilmem ne gelmesi anladın mı? Hı hı. Bunlar hep birbirini tamamlıyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Muhakkak bence de vardır abi. Vardır ve bu da kesindir yani. Tabii bence de vardır. Bence benim de hayatım çünkü ben şu anda... Rezil ederler ama... Aynen. Rezil ederler. Aynen. Çok güzel giyinen bir adamsın. Yani kıyafetlerine çok özeniyorsun. Sahnedeyken evet. Özellikle biraz önce evet. Hatta bahsettik kamera arkası smokinler, işte çok güzel deri ceketler falan ben çok beğeniyorum yani. Hanım mimarı mı bunun arkasında mı yani? Kesinlikle. Değil mi? Tahmin et. Kesinlikle o ilgileniyor, uğraşıyor. Mesela ben bir konsere giderken kostümlerim evde hazırlanır. Şey yapar ben giderim. Ya ben seçmem öyle. Şöyle ruh ikizim. O kadar. O kadar. Harika. İki yerde ayrılıyoruz. Kızın burada diye böyle değil değil mi abi? Yok. Benim annem o aşkım. En büyük sevgilim o şu anda benim. Maşallah. Oh, Allah bağışlasın. Şöyle söyleyeyim. Eşim, yani Allah'ın bana bir lütfu. İki yerde sadece ayrılıyoruz. Uykuyu seviyor, uykuyu sevmiyor. Yoksa rengimiz aynı, tuttuğumuz takım aynı. Ondan sonra cuma. Bizde de tam tersi abi. Ebru abla hoş geldin. tuttuğumuz takım, ya balık seviyoruz, et seviyoruz, mangal seviyoruz. Ya her yerde uyuşuyoruz. Baya çok ruh ikiziz. Aynen, harika. Maşallah. Harika. Maşallah abi. Bu arada şeyi çok iyi anlıyorum yani hani mesela ben de şimdi bir şey bir alışverişe gidiyorum mesela baya beğendiğim bir şeyi, yani beğenmiyorsam bir şeyi kesinlikle birisi söylediği için almam ama beğensem bile açıyorum telefon fotoğraf çekip yolluyorum. Hani bir de eşimden onay alıyorum mutlaka. Yani gerçekten çok önemli bir destek insan hayatında. Mesela bak eşime de ben alırım. O kadar iyi tanıyorum ki kendisini. Yurt dışındayım, işte Amerika'dayım veya şeydeyim. Bir elbise alırım ve ayakkabı alırım. Yemin ediyorum bunu niye aldım falan dememiştir. Bayılıyor. Çünkü tarzını artık biliyorum. Öğrendim. Tabii, kaç yıl oldu abi? 16 bitiyor. Maşallah. Allah 36'yı göstersin inşallah. Amin inşallah inşallah. Peki Bülent abicim, sen Türk halkını eğlendirmeyi en iyi bilen sahnedeyken sen de eğlenen, hatta şöyle bir açıklaman var. Sahnedeyken köpek gibiyim ve kanadımı bırakmam diye bir açıklaman var. Doğru.
Yani bunun sırrı ne abi? Yani neden insan sahneye çıkınca devleşiyorsun, insanlar böyle acayip yerinde oturamıyorlar, eğlenmekten yoruluyorlar artık oynamaktan. Ya şimdi ne? Oraya gelen insan konsere... Ya ben de sahneye çıkıyorum ya, tiyo almaya çalışıyorum. Evet, estağfurullah. Artık siz de bu işi artık... Estağfurullah abi, estağfurullah. En iyi yapanlardansın çünkü gece çalıştığın için... neyin yanlış, neyin doğru olduğunu daha yani benim kadar biliyorsun diyeyim, yaşça ben senden büyük olduğum için. Şöyle söyleyeyim, oraya gelen insanın ne için geldiğini biliyor. Eğlenecek. Evet. Ben de eğlen demek zorundayım. Benim kaprisim, benim ismimin büyüklüğü, bilmem ne, evet, onu hiç ilgilendirmiyor. O sadece diyor ben Bülent Serttaş'a gidip eğleneceğim. Veya benim bugün doğum günüm, tesadüf Bülent Serttaş'tan geldi, eğleneceğim. Benim kaprisim onun şeyine geçemez. Bayağı düğünlerin arana adamısın ama ya. Zaten düğüne özellikle seni istiyorlar yani. Bakın bir konserde belediye başkanı anons etti ya. Dedi ki ben sizi dedi konsere istemedim buraya dedi. Belediye başkanı ya. Siz dedi meclis kararıyla geldiniz dedi. Ama bu kadar insanın çıkmadığında ben sizden özür diliyorum dedi. Allah'ım. Yemin ediyorum, bu nasıl bir sahne dedi, bu nasıl bir coşku. Abi ben izledim, ben biliyorum. 10 bin kişilik yere 18 bin kişi koydum, kentin nüfusu 23 bin kişi. Yani 10 bin kişi de dışarıda, çünkü çevre illerden, ilçelerden gelenler. Buraya gelmeyen sanatçı kalmadı ama böyle bir coşku, böyle bir kalabalıkta olmadı dedi, senden özür diliyorum. Ben bunu gözümle gördüm, o yüzden sordum bu soruyu. Maşallah abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bu eğlence mevzusunu şeye bağlamak istiyorum. Yani onu da bağlayayım. Lütfen. Ben o işin hakkı neyse vereceğim. İnsanlara iyi. Bak yemin ediyorum birisi böyle oturursa direkt şey yapıyorum. Hayırdır diyorum. Benden mi rahatsız oldun diyorum. Evet. Mesela, herkesi mutlu edeceksin değil mi? Ya herkesi mutlu etmek. Böyle de bir nahlet. Ben de öyleyim abi. Vallahi. Mesela o orada surat asıyor ya. Bin kişi eğlensin ben ona takılıyorum. Acaba diyorum bir hareketime mi takıldı? Evet. Veya bir lafı bulmamış oldu. Yok. Sebebi bir şarkı okudu. Halbuki başka bir şey o tamamen, evet, ama sen ona takılıyorsun. Ben ona takılıyorum. Evet, çok iyi biliyorum bu duyguyu. Evet. bu eğlence mevzusunu şeye bağlamak istiyorum abi. Mesela yurt dışındaki programları izler misin hiç? Evet. Mesela yurt dışındaki programlara dünya starları, dünya pop sanatçıları falan gidiyorlar. Bayağı mesela su savaşı yapıyorlar. 15-20 bin dolarlık kıyafetlerini, işte özel saçlarını, bilmem nelerini falan kafalarında yumurta kırıyorlar. Darmadağın ediyorlar. Evet. Ondan sonra ne bileyim, bunu ne için yapıyorlar? Bunu işte fanlarını eğlendirmek için, kendileri de eğlenmek için, bir eğlence hayatı sunmak için yapıyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki... bence, bu arada sen de onaylarsın diye düşünüyorum, bunu yani sen Türk televizyonlarında da eğlenceyi en iyi bilen adamlardan biri olduğun için bunu sana soruyorum. Türkiye'de bunu yaptırmak bir sanatçıya neredeyse imkansızdır. Zaten sanatçıyı razı etsen menajerine edemezsin. Edemezsin. Biz neden abi kasıyoruz? Neden onlardan farklıyız? Biz neden böyle rahat olamıyoruz? Ya bugüne kadar ya yanlış yönlendirmelerden aklıma gelen ilk şey bu. Çünkü sanatçı Türkiye'de baktığın zaman fiziği iyi olacak. Ondan sonra yakışıklı olacak, mavi veya yeşil gözlü olacak, işte kısa, gerçekten işte ya sarı olacak veya çok güzel veya çok güzel gözlü olacak. Yani sanatçının çirkin olma şansı veya kilolu bilmem ne olma şansı yok Türkiye'de. Hep filinta gibi, işte çıta gibi, çok güzel, biblo gibi olacak diye şartlamışlar sanki insanlar. Evet. Ama değil, dünyada öyle bir şey yok. Yani geneli... Sinema artistine bakıyorsun, Tommy Lee Jones mesela, evet, çok iyi bir aktör ama çirkin. Çirkin, evet. Anladın aynen, mı? Aynen. Brad Pitt, belki Tommy Lee Jones'un şeyleri, gişeleri ondan iyi. Doğru. Yani. Doğru. Ya onun için Türkiye'de bu algı niye böyle ben de anlamıyorum. Şimdi bana soruyorlar, ya Türkiye'nin en çok konserine giden adamısın. Konserlerin tıklım tıklım. Ratingde Türkiye'de ilk 3 kişiden bir kişisin. Doğru. Şimdi abi baktığın zaman tip yok. Kim diyor abi tip yok? Yok. Ben de sen çok güzel adamsın. Valla. Yok yani, abi hiç öyle değil. Fizik yok ama... Aura diye bir şey vardır abi. Ha, yani. Ya işte insanları etkilemek. Aynen. Anladın mı? Beyaz da sordu bana. Okan da sordu. İşte Mesut Diyar da sordu. Ya bunun sırrı ne? Ya diyorum ki ağlanacak bir şey söylerseniz ağlarım. Gülünecek bir şey varsa da gülerim. Ha, bilmediğim bir şey de sorarsanız sallarım gitsin cevabını. Tutmadı. Yani doğallığımı veriyorum. Aynen. Yok diyor başka zaten bir şey zaten bu dünyada var. Doğallıktan daha çok tutan bir şey yok abi. Aynen abi. Zaten ben bunu her zaman söylüyorum. Bak burada da söyleyeceğim. Benim yaptığım bir tek hile var.
Hile yapmamalı. Abi. Vallahi bak, onu sen de sana da söyleyeyim, şunu da açıklayacağım. Ne yaparsan yap, en iyisini yap. Ama dürüst olacaksın. Hmm. Tek hilem bu, dürüstüm abi. Güzel hile abi. Vallahi dürüst. En güzel hilem bu olsun. Tek hilem bu. En kötü hilem bu olsun. Evet. Çocuklarıma şu anda onu aşılıyorum. Güzel dövüş. Dürüst olun. Güzel. Zaten burada çocuklarınla ilgili röportajlar da okudum. Onlar benim canım falan diye başlıklı bir röportaj okudum. Çok da duygulandım okurken. Bu bayram arifesinde vermişsin galiba. Doğrudur, doğrudur. Abi Maria aşkı para getirdi diye bir haber okudum bu arada. Reklamda oynamanın bu gerçekten Maria aşkıyla bir alakası var mı yani? Hani var. Tenis aşkı, Maria aşkı falan, bu bayağı yaradı mı yani? Var tabii canım şimdi. Ya daha önce reklam çekmiş miydin bu arada? Yani ilgili banka demiş ki biz Şarapova'yı Türkiye'ye getirdik ama Bülent Serttaş önümüze geçti. Bizim kampanyanın önüne geçti. Vallahi. Süper. Öyle bir internet reklamı çektik. Yani tenisi sevdirme babında işte tenisçileri takip oranları biraz yükselsin diye biraz katkı sağladım herhalde diye umuyorum. Net. Net çünkü... Abi biz, bizim evde kıyamet koptu ya reklamı girdiği anda. Ebru bir bağırmaya başladı. Yankı Koç Bülent abi tenis reklamında oynamış. Abicim ara ara oyunculuk da yapıyorsun. Evet. Hatta bir tane film gördüm dün yine araştırma yaparken. 2015'te mi? Çakallarla Dans. Evet. Çakallarla Dans, evet. Onun 1 ve 3'ünde oynadım. Peki sen devam etmek istiyor musun oyunculuğa? Yani keyif alıyor musun? Ya şöyle, şu anda çok teklif geliyor ama hep konuk oyuncu olarak teklif geliyor. Artık yeter ya. Konuk benim, olmayacağım diyorsun. Konuk olmayacağım. Çünkü bakın şarkılarım konu oluyor filmlere. Şarkıların filmlerde kullanılıyor. Bülent Serttaş konuk oyuncu. Abi karar aldım, konuk oyuncu yok abi. Bence ne haklısın abi. Yani. Ne haklısın. Ama şöyle de bir peki, şey tamam, ana oyuncu olarak, kast olarak teklif geldi. Başından yapar mısın? Geçen bu yaşıma, yani sanat camiasına girdiğim o günden bugüne başımdan başıma gelen en ilginç olayları not ettim. Ondan sonra onları eğer bir komedi şeklinde çok iyi bir senarist dizerse... Ha ben çekeceğim diyorsun. Evet. Sen zaten kendi kliplerini de kendin çekeceksin. Ya, kendim çekeceğim, şöyle illaki bir sponsor lazım. Tabii. Çünkü ona bayağı bir masraf ciddi etmemiz lazım. Ciddi bir yatırım. Hayır, güzel bir şey çekmek lazım. Tabii. Hani benim de filmim var gibisinden değil. Demin dediğin gibi yaptığın işi iyi yapmak önemli. Tabii. Mesela Şahan Gökbakar. Bak o adamla oynamak isterim. Cem Yılmaz. Onunla oynamak isterim. Vallahi. Mesaj veriyor. Sevgili Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar. Ya. Adres veriyor. Ya yok, karşılaştığımızda da gerçek. Ya Cem'in mesela Bülent abi saygılar deyişi, o ölene kadar benim yüreğimdedir. Benim arkamdan laf söylesin söylemesin veya bir şey desin demesin. O saygılı hareketi benim önceye kadar beynimde yer etti. Eyvallah. Ve Cem Yılmaz'ı ben hep ama çok tatlı adam. Adam, beyefendi, hürmetkar görüşüm. Maşallah. Ne güzel abi. Yani o kadar şöhret bir adam için bunları söylüyor olman büyüdükçe küçüldüğünü gösterir. Bu çok güzel bir şey. Abi zaten olmazsa olmaz o. Dediğini yapmazsan bir şey olmuyor. Ama bu büyüdükçe küçülen çok az insan tanıyorum ben. O da görüyoruz. Hayır. Peki abi bu motosiklet tutkusu nereden geliyor? Ben şimdi dün görüntüleri izliyorum. Evet. Mesela sahneye neden motorla çıktın? Ne oldu da o kaza oldu? Yani ya Allah kahretsin. Bunu ilk merak ediyoruz. Bilmez olaydım. Bilmez olaydım. Ya şimdi dedim ya sahnemiz bir şov. Görsel evet. Bir şov. Evet. Bayi toplantısına gittim. Adam yalvarıyor. Abi ne olursun kamera getir. Abi şöyle olsun, abi böyle olsun, tamam. Neyse aldık gittik. Ya dedim ki hani bir aksiyon olması lazım. Aksiyon lazım ki yani en azından haber değeri taşıması lazım. Tabii. Ben sonra bayi toplasına geldi, çekti şarkı söyledi, gitti. Bunun hiçbir, tamam. Belki 3-5 kişi ilgilenir ama diğer kişiler ilgilenemez. Ya evet. Görsel bir şey olması lazım. Dedim tane motosiklet ayarlayın. Sahneye motosikletle, hani Bülent Serttaş sahneye motosikletle çıktı. Doğru, haber olur bu. Denilsin. Tamam. Ondan sonracıma. Oldu da. Çıktık. Dedik hani şöyle bir tam şov yapalım. Attırayım hani, dedin şöyle bir arkasını. Elinden bıraktım. Gerçi 3 tekerlekli motosiklet ama elektrikli. Hı. Ama şöyle çevirirken direksiyonu gerdim galiba. Fazla gazı. Açmışsın gazı. Ondan sonracıma. Ön masaya yapıştırmışsın direkt masaya daldım abi. Masayı bir... O öndeki adam ucuz yırtmış. Sağ bacağına daldım onun. Uh-huh,
olsa. Vallahi. Ama ben senin sana bir şey oldu gibi. Hani orada sen bir kayıyorsun. Allah dedim Bülent abiye bir şey oluyor. Ya bir de belinden rahatsızlık vardı o zaman. Hmm. Yani Kanal 7'deki programda 125 kiloyu halteri kaldırırken böyle kaldım. Abi senin başına ne geldiyse sahnede ya da televizyonda geldi. Hiç sorma. Ya öyle bir şey oldu. Ama yanarım. O adamın reklam çekmemesine yanarım. Bak 12-13 sene oldu motosiklet kazası. Hala konuşuluyor ama adam bir çekse Bülent Sefka şu motosiklette çıktı veya şunla çarptı, evet bununla düştü dese yemin ediyorum adam yok satacak ama yapmadı ya. Bir mesaj daha yapıştır. Vallahi ona yanarım. Vallahi. Eyvah. O kadar oldu mu olay olanı? Çok olmuş. Abi 12-13 sene oldu. Abi sen hiç yaşlanmadığın için anlaşılmıyor. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Bülent abicim, sohbetimiz çok güzel gidiyor ama bir filmler köşemiz var oyunumuz. Bir de 1'e 10 diye bir köşemiz var. Filmler. Ha filmler. Yani şöyle, ekibin senin bana soracağın hazırladığı sorular var. Benim senin için hazırladıklarım var. Kulaklık takacağız. Tamam. Birbirimizin ağzını okuyarak bir dakikada kim daha çok bilecek? Tamam. Çok kısa. Başımı gözüm üstüne. Efendim? Başımı gözüm üstüne. Estağfurullah, bizim tamam. Başımız üstüne abicim. Müsaadenle oraya geçelim. Tamam. Hazırım Bülent abi. Ne? Abi bir şey söyleyeceğim, yayını kesecekler, anlamadım oğlum. Libido. Ha. Yok, niye bağırayım? Biliyor canım. Her ses söylememe gerek yok ki. Ha, libit yok. Ne oluyor ya? Tamam. Hayır, devam. Ha. Tamam. Libit yok. Libido değil mi ya? Limit yok. Vallahi ne, bunu geç abi, başka sor. Ne? Tetikçiler. Teke tek. Tetikçiler. Vallahi anlamadım. Şu dudaklarını kapat bir lan abi. Tetikçiler. Tetikçiler. Geç vallahi anlamadım. Tamam, o da geçti. Ultrason. Ne? Ultrason çağı. Zurnalı bir şey ama. Ultrason çağı. Uzaktaki. Çağı. Uzaktaki. Uzaktaki. Değil. Ne? Abi biraz kolay sor, bu ne ya? Zamanda aşk. Sempatik aşçı. Şamata. Zamanda aşk. Dolmadı mı daha bir dakika? Bu ne işkence? Senin ben. Gizli servis. Bir daha. Gizli servis. Çebe. Bitirebil ya. Valla ben de istiyorum. Valla. Gece vurgunu. Ne? Gece vurgunu. İlk. Gece vurgunu. Ya yeter, ben bilemiyorum ya, bu nedir? Ne? Bitti zaten. Allah aşkına ne? Al. Hazır mısın abi? Tamam. Hazırsın, tamam. Söylüyorum. Ateşli piliç. Ateşli piliç. Ateşin? Ateşli. Ateşli? Piliç. Piliç. Biriç. Piliç. Ateşli? Piliç. Ateşli piliç. Evet. Ateşli piliç. Evet. Çatlak profesör. Çatlak. Çatlak profesör. Evet. Harikasın. Bak Kur'an çarpsın. Bak vallahi dinlemiyorum. Allah canımı alsın. Vallahi dinlemiyorum abi. Niye fark ediyoruz abi? Vallahi. Nasıl bağırıyor? Beter böcek. Beter böcek. Petek. Beter. Mesaj. Beter böcek. Beter. Mesaj. Değil. Beter böcek. Böcek. Evet, başı beter. Beter. Ne böcek? Beter. Pene. Tamam, bunu geçtik. Tamam. Geç. Pembe panter. Pembe panter. Evet. Bitti. Tamam, yeter, bitti. Bülent abicim, bu köşemiz bitti. Bir de 1'e 10 diye bir köşemiz var. 1'e 10'da da şöyle yapıyoruz. Bu sefer ben oynamıyorum, direkt sen oynuyorsun bu oyunu. Yine kulaklığı takıyorsun, yine bilmiyorsun. Ben sana bazı sorular soruyorum. Sen soruya evet ya da hayır diye cevap veriyorsun ama ne sorduğunu bilmiyorsun. Hmm. Anlaştık mı?
Ve sorular bitene kadar, 10 soru bitene kadar... Sen eşeksin diyorsun, ben de evet diyorum tabi o zaman. Yok, öyle yok, asla abi, seni o duruma düşürmeyeceğim. İşin esprisi. Hazır mısın? Hazırım abi. Nasıl kopuyorsun şu an? Süper. Abi Çeşme'ye Bodrum'a şarkı yazdın, Marmaris Bodrum kıskanmış, doğru mu? Evet. Evet, bence evet. Seni Turizm Bakanı yapmalıyız bence zaten. Evet. Kesinlikle haklısın. Peki, ya orada bir Bodrum'u duydum ama Bodrum'la ilgili evet dedim valla. Bodrum... Ya duydum derken Bodrum deyince anladım. Evet, anladım. Peki Bodrum'u sever misin? Evet. Çeşme'yi sever misin? Evet. Harikasın. Boşuna şarkı yapmıyorsun tabii. Sarışınları... Hep evet. Ne derse evet diyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sarışınları beğenir misin? Hayır. Nasıl? Şarapova ne? Hayır. Peki eşin de sarışın. Yenge duymasın abi. Peki tenis falan hikaye Şarapova olmasa korta adım atmam demişsin, öyle mi? Evet. Ben de olmam, evet. Peki, bunlar niye gülüyor? Peki abicim, hanımdan korkar mısın? Hayır. Hanımdan korkmayan kafir ya. Ne diyor? Senin soru sorma şekline göre böyle şey yapıyorum. Peki abi, ev işlerine yardım eder misin? Evet. Ne diyorsun? Seni evet. Şöyle hayal edemiyorum ya. Doğru mu söylüyor? Ediyor mu? Peki. Miray, yanlış bir şey yok değil mi? Peki. En sevdiğin ses süpürge sesiymiş, öyle mi? Evet. Ne diyorsun abi? Süper. Hep doğru mu diyorsun? Peki sahnede mutlu musun abi? Hayır. Hasan, yani hayır, hayır. Para diyorsun. Başka hayır, hayır. Peki, eyvallah. Direkt şey, duygusal demek ki. Motosiklet sevdan son buldu mu abi? Hayır canım abi, kesinlikle yapma. Yok kesinlikle. Bir daha yapma, gözünü seveyim. Ne diyorsa. Peki, son soru, son. Aslında Şarapova'yı hiç beğenmiyorum. 1.88 kadın mı olur? Topuklu giyse 2 metre, öpmek istesem öpemem demişsin, doğru mu? Evet. Bitti mi? Evet, bitti. Vallahi. Abi harikasın ya. Son soru ne? Abi dur, hepsini söyleyeceğim sana. Muhteşemsin. Hepsi, bütün tuzak, yani bütün tuzaklara düştün yani. Hadi ya. Vallahi. Yeminim. Söylüyorum. Söylüyorum. Abi Çeşme'ye Bodrum'a şarkı yazdın, Marmaris Bodrum kıskanmış, doğru mu dedim? Evet dedim. Evet. Dedik ki, abi Turizm Bakanı yapalım seni dedim zaten. Evet dedim. Tamam mı? Bodrum'u sever misin dedim, evet, evet dedim. Dedim. Çeşme'yi sever misin dedim, evet, evet dedim. Dedik ki zaten şarkı yapmışsın, boşuna değil herhalde. Sarışınları beğenir misin dedim, hayır dedim. Dedim ne yenge duysun ne Şarapova duysun bunu ya. Aa. Ondan sonra, peki tenis falan hikaye Şarapova olmasa korta adım atmam demişsin, doğru mu dedim? Evet dedim. Allah evet. Allah. Peki hanımdan korkar mısın dedim, hayır dedim. Dedim, hanımdan korkmayan kafir dedim ben de, ne yapıyorsun abi dedim. Ondan sonra, ev işlerine yardım eder misin dedim, evet dedim. Evet. Eder mi diye ona sordum, evet dedi. Evet, eder dedi. Eder. Peki en sevdiğin ses süpürge sesiymiş, doğru mu dedim, evet dedim. Al, en kızdığım ses. Evet, benim de en kızdığım sestir o yüzden. Sahnede mutlu musun dedim, hayır dedin. Ha sırf para dedim, duygusal dedim, evet dedim. Motosiklet sevdan son buldum dedim, hayır dedin. Allah Allah, güzel. Sonra son soru, asıl bomba burada patlıyor. Aslında Şarapova'yı hiç beğenmiyorum. 1.88 kadın mı olur? Topuklu giyse 2 metre, öpmek istesem öpemem demişsin, doğru mu dedim? Evet dedim. Evet. Abicim süpersin, harikasın ya. Harikasın. Eyvallah. Olsun, vallahi güzel. Bülent abi teşekkür ederim. Vallahi ben teşekkür ediyorum. Her şey harika ama buraya kadar geldim bir tane şarkı söylemeden gitmezsin diye düşünüyorum. Yani ben soracaktım hani şarkı marka yok. Abi olmaz olur mu? Senin için çalıştım. Canlı yapalım. Tamam aynen. Canlı ben yapalım. Çalacağım. Hatta düet yapacağız tamam beraber. Vallahi harika. Nasıl bir ufak hemen hazırlığımızı yapalım. Hadi, tamam. Başlayalım hemen. Tamam. Geceler sırdaşım olmuş tükenip gitti hayatım acılar kalpte dururmuş bu nasıl yürektir anlamadım. Geceler sırdaşım olmuş tükenip gitti hayatım acılar kalpte dururmuş bu nasıl yürektir anlamadım. İkimiz kavga ederdik, birimiz hep susuverdi. Bırakıp gitmeyi denedik, seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadım odalara kendimi yaşadım. Üzlü zamansız yüreğim sakladı yaşını, seni yüreğimden çıkaramadım. Onu da bu yüzden unutamadım. Haber gelmiyor yarına.
beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Geceler sırdaşım olmuş, tükenip gitti hayatım acılar. Kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. Geceler sırdaşım olmuş, tükenip gitti hayatım acılar. Kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. İkimiz kavga ederdik, birimiz hep susuverdi. Bırakıp gitmeyi denedik, seni yüreğimden çıkaramadım. Kapandım odalara kendimi, yaşadım üzlü zamansız yüreğim. Sakladı yaşını, seni yüreğimden çıkaramadım. Seni de bu yüzden unutamadım. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, 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 şimdi verdiği gibi alsın. Teşekkür ediyorum. Abi, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum, bir tanesi. Vallahi senle evet yaptım, daha benim daha güzel anım ne olacak valla. Harikasın. Sağ olasın. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Tebrik ediyorum seni. Ben teşekkür ederim. Vallahi hem konukseverliğin için hem de programın için tebrik çok ediyorum. Mersi. Hayırlı uğurlu olsun. Ayaklarına sağlık, bizi kırmadın abi, çok mutlu ettin. Biz müsaadenle programı bir selfie ile bitiriyoruz. Tamam.